İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala anketler mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yeniden göreve gelme olasılığının yüksek olduğunu işaret ediyor. Ülkede yapılan son seçimler anketlere rağmen ciddi sürprizlerin yaşanabileceğini ortaya koyuyor. Batılı bir diplomat 2013'teki seçimlerde kimse Ruhani'nin galibiyetini tahmin edememişti şeklinde konuştu. 2013'te Ruhani reformist aday Muhammed Reza Arif'in geri çekilmesiyle seçimleri ilk turda %51 oyla kazanmıştı. Mevcut Cumhurbaşkanı Ruhani görev süresi boyunca bir takım kültürel ve sosyal kısıtlamaları kaldırmış, Batı ile ilişkilerin normalleşmesi için çabalayarak 2015'te nükleer anlaşmanın imzalanmasını sağlamıştı. Mevcut hükümetin dikkat çeken isimleri arasında yer alan muhafazakar İbrahim Raisi de Cumhurbaşkanlığına adaylığını sunan siyasi figürlerden. Ruhani'nin rakipleri arasında görülen Raisi, mevcut Cumhurbaşkanının arkasında bıraktığı ekonomik bilançoyu sert şekilde eleştirmiş, nükleer anlaşmayı görmezden gelmişti. Hukuk profesörü olan Raisi, İslam Cumhuriyeti'nin değerlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Ve eski Tahran Belediye Başkanı ve polis şefi Muhammed Baker Kalibaf da seçime adaylığını koyan pragmatik bir muhafazakar. Ruhani'nin ekonomi politikalarını sert bir şekilde eleştiren Kalibaf, 2005-2013 yıllarında da adaylığını koymuş ancak Ahmedinejad ve Ruhani karşısında kaybetmişti. Diğer 6 adaydan biri de İran'ın ilk başkan yardımcısı Eshak Cahangiri. Cahangiri'nin partinin oylarının bölünmemesi için seçimlerden çekilmesi bekleniyor. İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda hiçbir adayın %50 oyu geçememesi durumunda seçim sonuçlarının ardından ilk cuma günü ikinci tur için yeniden sandık başına gidilecek.